IŞİD ve Fetih El Şam'ın eski adıyla El Nusra cephesinin son günlerde devam eden Suriye'nin batı ve doğu kesimlerine saldırma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, iki örgütün son birkaç ay içindeki en ağır darbeyi aldığını açıkladı. Konashenkov, IŞİD ve Fetih El Şam'ın son günlerde devam eden Suriye'nin batı ve doğu kesimlerinde saldırı düzenleme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Teröristlerin Deir ez-Zor ve İdlib'deki Suriye mevzilerine zaman ve doğrultu bakımından koordineli olarak gerçekleştirdiği saldırılar, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle başarılı bir şekilde püskürtüldü ve tüm militanlar öldürüldü dedi. Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin etkili eylemleri sonucunda IŞİD ve Fetih El Şam'ın muharebe kabiliyetine önemli bir darbe vurulduğunu kaydeden Konashenkov, bunun son aylarda iki örgütün aldığı en büyük darbe olduğunu vurguladı. Öte yandan Konashenkov, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin 19-29 Eylül tarihlerinde 2359 militanı öldürdüğünü, yaklaşık 2700 militanı ise yaraladığını kaydetti. Öldürülen militanların 16'sının çeşitli rütbelerdeki saha komutanları olduğunu da aktaran Konashenkov, 400'den fazla militanın Rusya ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden olduğunun altını çizdi. Rus etkili operasyonlar sonucunda 67 sığınağın, 27 tankın, 21 çoklu roket atar sistemi, 149 ağır silah yüklü aracın, 17 cihat mobilin ve 51 mühimmat deposunun imha edildiğinin de altını çizdi. Diğer taraftan Konashenkov, Suriye ordusunun Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle yürüttüğü Irak'tan Suriye'ye geçen yaklaşık 1500 militanı, Deir ez-Zor'un doğusunda kuşatma ve imha etme operasyonunda sona gelindiğini bildirdi.